İkinci tura çıktık. Halen devam ediyor beyazı. Gece kondu oldu diğerleri gibi. Bunu tuhaf olmayacağız. Tır geri geldi. Ne zaman geldiği belli. Hala bir sesler geliyor. Gece başladı. Kafam hiç çalışmıyor. Kötü bir konuşma olacak. Satrançtan belli. Beşinci seviyeden dördüncü seviyeye indim. Ki ilk başladığımda hiç problem yaşamıyordum oradan. Şimdi her oyunda Alzheimer edecekler beni. Bambi gibi. O yüzden bazı önerilerde bulunuyorum. Bu taşıtlar neler yapabilir be? Diğerleri de hiç kontrol var mı? Sayaç kontrolü lazım bunlar. Ne iş yapıyorlar? Usulüne göre gidiyor mu? Benim aklıma gelebilecek şeyler her türlü kuryelik yapabilirler. Birisi bunları kontrol altına alabilirse. Şirketlerde çalışanları bile baskıyla, tehditle her türlü kuryeliğe zorlayabilirler. Çoğunda kaza görüyorum. Filmlerden falan, stuntmanlardan biliyorum. Hafif bir noktaya, bunlar noktaya zaten her zaman. Şu anki gibi. Taklalar attırıyorlar arabalara. Neden? Bunlara bir düzenleme gelmeli, kontrol olmalı. Sayaç kontrolü gibi veya başka bir şey. Diğer şeylere çare bulamıyoruz çünkü araştırmalarımız gösteriyor, frekans denen bir şey var. Bu şeylerle zarar veriyorlar. Onun tespit etmesi belki mümkün fakat ispat etmesi şu kasıtlı salınan havadaki şeyler gibi imkansız. Neredeyse. İnşallah zamanla bir teknik gelişir. Çünkü kasıtla yapılan şeyler var. Demin konuşmamın değişiği oldu çünkü videolar silindi yanlışlıkla. Bu sefer benden bir problem. Yanlışlıkla sildi, hepsine bastım. O videoda da yine bir sinek geldi. Zerre kadar elimle ezdim ve içinden kan çıktı. Aynı bunların kasıtla saldıkları şeyler. O zaman biz de tabiat bilgisi verelim. Öyle uçuşan, sürünen böcek türleri, her şey, piramit ne varsa. Bunlar kan dolaşımıyla yaşamaz. Bunların damarlarında kan yoktur. Orada oksijen, hava dolaşır. Bunlar hayatta kalıyor. Kalpleri öyle çalışıyor. Ve kan çıkıyorsa içinden emdiği bir şeydir. Ve elbise, çorap falan fark etmiyor bunlara. Çorap morap bilmem, ben sinek diyor. Avanak sinek. Kasıtla salıyorlar. Binlerce videomdan belli. En azından bu kanıtlı. Diğer bu ağır taşıtların hepsine kontrol gelmeli.
Çok yoruldun mu tır? Birkaç gündür yoktu. Dün buradaydın aşağıda, sonra hemen yayınlar yayınlanmaz. Bunlara kontrol vermeli. Burada çocuklarınız söz konusu. Servisler falan. Taksilere ise bir şey demiyorum. %99'un dürüst olduğunu zannediyorum. Fakat orada da olaylar oluyor. Bu yüzden orada da kanun olmalı ki bunlar memur sıfatına işlem görmeli. Devlet memuru. Birisi onlara şiddete girişirse falan. Ve kontrol altında olmalılar ki kimi götürüp getiriyorlar belli olsun. Çünkü tehlikeli aranan biri, onlarla seyahat edebilir. Aynı şekilde bu tur otobüslerinde kayıt yapılan yere bakılmadan, çünkü orada da bir köstebek olabilir ki besbelli var. Onlar da böyle kurye işi görebilir. Her şey taşıyabilirler be. Uyuşturucudan tut, zehire kadar. Bu şeylere kontrol gelmeli. Öteki konuşmam daha iyiydi fakat hatırlamıyorum. Akşama başlıyoruz. Tırlama hala oradan. Size yemin ederim bir şeyler yapıyor. Gözlemlerim de bunu söylüyor. Bana iftirayla ceza yedirenler sabah çıkarken özellikle elinde telefonla, sonrasında dalgaları hissediyorduk. Dün geldiği zamanı hissettim odamdan. Bir nevi frekans olduğunu tahmin ediyorum. Ve kimin yönettiği belli. Kesinlikle sizin mahallelerinizde de var bu yönetim ve bu soyadlar. Orhon, Özdemir, Öztürk, Aydın, Toprak gibi daha niceleri sülalece bu işteler, inşaatçılar. İnşaatçı için, fakat hiç çalışmıyor gördüğüm kadarıyla, hep park ediyor. Diğeri de bir haftayı geçti oraya konaldı. Bu başka bir devlette olamaz yani. Birisi gelecek oraya bir günden fazla konacak. Anında kaldırırlar. Bu şeylerle insanlara yükleniyorlar. Biz bundan hiç hoşnut değiliz. Her balkona çıkışımızda nasıl bize davrandıklarını bile bile düşmanca, daha ilk baştan gelir gelmez. Her çıkışımda buraya bazen anında gelmesi falan niyetlerini belirtiyor. Hafta durduğu var orada. Orada durmazsa hastanenin orada duruyor. Plakasına dikkat ediyorum. Hiç çalışırken görmüş değilim. Herhangi bir yük taşıdığını. Evet. Bu sülaleler 7'den 70'e bu işin içinde ve bu holdinge katılmışlardan böyle yönetiliyor.
binlerce videom neler yaptıklarına dair kanıtlar. Stalking olayı, yeni bir video yayınladım. Dünyada insanlar ayağa kalkıyor bu stalking olayı için. Bize yapılan ise kesinlikle onların yüz misli, polis bey. Kaç kez de şikayete gittik. Suçlu bulunan biziz. Ceza yiyen biziz. İlaç yiyen biziz. O kadar güçlü bu sülaleler. Mahallenizde dikkat edin bu soyadlara. Saydığım soyadlara. Çünkü aynı şeyler her mahallede olduğuna ben %100 eminim. Sadece kedi otları bulunan yerlere bakın ve hastaları, kanserleri sayın.